أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" صدق رسول الله ونطق حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري "الأعمال صور قائمة ve ervahuha vücudu sırril ihlası fiha. Ben hakiyem, nar istemem, aldatıcı yar istemem, viran kalsın bu gönül, tamire mimar istemem. Bir önceki hikmette Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu Farklı haller yaşayan insanın farz ve vacip ve müstehap amellerin dışında farklı durumlara uygun farklı ameller ortaya koyması gerektiğini söylemiştik. Allah'ın bizi mükellef kıldığı ibadetlerin dışında zaman zaman bir mümin kabız hali yani darlık ve sıkıntı hali yaşar. Bazen ibadetlerden hak ettiğinden daha fazla huyuzata nail olur. Her iki durumda da kula yakışan edepler, tavırlar, hareketler ve ameller farklı farklı olur. Bunu ifade ettikten sonra şimdi bize buyuruyor ki el a'malu suverun kaimetun ameller yani bir müminden sadır olan ibadetler tek başına ihlassız pek bir anlam ifade etmez. Bu hikmetiyle beraber Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bize İhlasın önemini, İhlasın bedene nispetle ibadetlerin yanında ruh manasını taşıdığını ifade etmek için bu hikmeti söylüyor. Ancak bunu söylerken hiç kimsenin hatırına tek başına amellerin küçümsendiği veya amellerin tahkir edildiği düşüncesi gelmemelidir. Cenab-ı Hak her makamda her farklı imana sahip olan, iman derecesine sahip olan kullardan farklı kalitede ibadetler ister. Ama bunun istenmesi müptedi bir insanın kıldığı namazda ihlası yakalayamamasından dolayı namazını veya ibadetini terk etmesi kesinlikle söylenmez. Ameller kıymetlidir. Şeriatın istediği ibadetler baş tacıdır. Ya zerrin la min minel ma'rufi şey'en ve lev telqa bi vecin taliq buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben, Ya Eba der, hayatında hiçbir ameli, hiçbir iyiliği ve ibadeti küçük görmeyesin. Velev ki sokakta giderken, mescitte rastladığın bir kardeşine tebessümle bakmak da olsa, asla bir iyiliği küçümseme Ya ebader buyurmuştur. Allah'ın emrettiği, Allah'ın yapın, verin, kılın dediği vazifeleri küçümsemek bizim haddimize değildir. Ancak her ibadetin kemali vardır. Her ibadetin eda-i kamili, eda-i nakısı vardır. Yani kamil şekilde eda edilmesi, nakıs şekilde edası vardır. Mesela bir namazı cemaatle eda etmek kamil eda iken tek başına cemaatsiz münferiden eda etmek nakıs edadır. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bu ikisini birbirine kıyas ederken hepimizin anlayacağı bir misal üzerinden anlatırdı. Buyururdu ki kıymetli kardeşlerim eğer siz yumurta satan bir tüccar olsanız Yumurtanız çarşamba pazarında 1 lira olsa beykoz pazarında da 20, 27 liraya yahut 25 liraya alıcı bulacak olsa acaba bir tüccar olarak bir yumurta satıcısı olarak yumurtamızı hemen yanımızda olsa da iki adım ötemizde olsa da çarşamba pazarında mı tezgaha koyarız? Yoksa yayan yürüme pahasına da olsa geceden yola çıkıp Beykoz pazarında mı malımızı pazarlarız? Tabii ki hele böyle bir zamanda insanların maddi sıkıntı yaşadıkları aldıklarını verdi, veremeyip verdiklerini alamadıkları bir dönemde hiç kimse malını bir liraya satmak istemez. Bunun için kilometrelerce Belki şehirler arası sefer yapmak icabetse de hiç düşünmeden malını 27 kat satacağı pazara gider. Devletler de böyledir. Milletler de böyledir. Şirketler de böyledir. Bütün çabamız ürettiğimiz şeyi en kıymetli şekilde pazarlayabilmek için değil midir? 1 lira yerine 25 lira karı duyan kim acaba? bundan geri durabilir. İşte kamil eda gerçekleştiği zaman namazın cemaatle kılınması durumunda Allah Celle Celaluhu münferiden kılınmasına nispetle insana 25 kat bir rivayete göre 27 kat fazla mükafat veriyor. Bir de ibadetlerin mükafatlarının niteliği ve niceliği yani mükafatların 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 belki Allah'ın murad ettiği e fazlalıkta kat kat verilmesi gibi bir de Allah Celle Celaluhu yaptığımız ibadetlerin keyfiyetine göre yani niteliğine göre, kalitesine göre, ihlasına ve samimiyetine göre, nefse ve şeytana pay vermememize göre Allah Celle Celaluhu mükafatı olan cennet nimetlerinin de keyfiyetinde ve niteliğinde farklılık izhar edecektir. Onun için gerçekten ihlas makamına ulaşmış, muhlasinden olmuş bir kimse bugün nasıl şeytanın hiçbir hilesinden ve vesvesesinden zarar görmüyorsa yarın ahirette de cennet nimetlerinin en kalitelisinden istifade edecektir. Belki evladıyla, belki çocuğuyla, belki dostlarıyla, belki talebeleriyle aynı sofrada bulunacak ancak aynı meyveden yesede, aynı tastan yiyip içse de ihlas sahibi olanın, muhlis ile ihlası kazanmaya çalışan ile ihlası kazanmış ve ihlasın en zirve mertebesine çıkmış bir insanın yenilen aynı meyveden alacağı haz kendi imanına, kendi ihlasına, kendi samimiyetine ve yakinine göre olacaktır. İşte bu incelikleri bize ihtar etmek ve tembih etmek için Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki El a'malu suverun qa'imetun. Yaptığımız ibadetleri, zahiri ibadetleri suretler gibi düşünün. Yani duvara çizilmiş resimler gibi düşünün. Yahut fotoğraf karesinde yer alan şekiller gibi düşünün. Veyahut da aynaya akseden suretler gibi düşünün. Onlar tek başına suretten ibarettir. Her ne kadar Allah indinde ihlassız yapılan, surete icra edilen ama fıkıhta beyan edilen şartlarına riayet edilerek farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehaplarına riayet edilerek yerine getirilen ameller Allah katında makbul olsa da Cenab-ı Hak onları lütfen ve keremen bizden kabul edip onunla da kullarına cenneti vaat etse de ama yine onlar Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ibadetlerin hakikatine, gerçeğine nispetle suret mesabesindedir. El a'malu suverun kaimetun. İnsanın tek başına Allah rızasına tam niyet edemeden her yaptığını nefsin kucağına bırakarak, her yaptığını şeytanın hanesine yazarak yaptığı ibadetler suverun kaimetun. Duvara çizilmiş resimlerden farkı yoktur. Onun karşılığı da cennetin sureti olacaktır ve ervahuha. Ama bu suretlere ruh vermek istiyorsak, can vermek istiyorsak, eğer onları canlandırmak, onlara hayat bahşetmek istiyorsak, onları yapıldığı ilk andan itibaren sönmeden, dönmeden, yanmadan ve yok olmadan Allah'a kavuşturmak istiyorsak, vücudu sırril ihlası fiha o ibadetlerde İhlas sırrının var olup olmadığını sorgulamak borcundayız. Seneler önce Hasan Efendi hocamız şu ayeti kerimeye bakın nasıl mana vermişti. Estaizu billah. Men bil haseneti felehu hayrun minha. Men bil hasene. Biz bu ayeti anlarken men ca'e bil hasene kim bir iyiliği yaparsa Falehu hayrun min diye anlıyorduk. Ama Hasan Efendi hocamız bu ayete şöyle mana verdiler. Men ca'e bil haseneti kim bir ameli yaptıktan sonra kırmadan, dökmeden, nefse ve şeytana mal etmeden, zayi etmeden bize kadar getirebilirse demektir. Kim yaptığı ameli muhafaza edebilir? Allah için yaptığını Allah için muhafaza edip Sonradan başka niyetlere vesile kılmazsa men ca'e bil haseneti kim yaptığı bir ameli Allah'ın huzuruna kadar kirletmeden, kaybetmeden getirebilirse felehu hayrun minha. Allah katında yaptığı amelden Allah rızası için yapılan amelden çok hayırlısına nail olacak demektir. Peki amellerimizin amellerimizin şeytanın vesvesesinden, şeytanın elinden ve tehlikesinden azad olması için acaba ne yapmak lazım? Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu, dört mezhebin müftüsü olan Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu, şu ayeti okuyarak bu meseleye açıklık getirirdi. Buyururdu ki, Estaizu billah, ve اَذْكُرُكُمْ ve وَلَا تَكْفُرُونَ Cenab-ı Hak biz kullarına buyuruyor ki Fedkuruni ey kullarım siz beni zikredin siz benden bahsedin siz beni hatırlayın edkürküm ben de sizi hatırlayacağım demektir. Bizim Allah'ı zikretmemiz ibadet Allah'ın bizi zikretmesi ise kurbiyettir. Allah bir kulunu zikretmeye başladığı zaman onu en yakınları ve mahremleri arasına kattı demektir. Şimdi Cenab-ı Hak Önce tezkuruni ey kullarım siz beni zikredeceksiniz. Siz beni anacaksınız. Çünkü benim sizin üzerinizde beni hatırlamanıza vesile olacak sayısız nimetlerim var. Siz beni hatırlayacaksınız. Elkurkum ben de onun karşılığında size ikinci bir ikramda bulunacağım. Sizi zikredecek, sizi anacak, sizi unutmayacağım buyuruyor. Allah celle celaluhu bize Zikri emrettikten sonra Zikredin, zikrolunun buyurduktan sonra Ve ve vela tekfurun buyurdu Şimdi siz bana şükrediniz Vela tekfurun, nankörlük yapmayınız buyurdu Ali Aydar Efendi Kaddesallahu sırrahu Acaba niçin zikirden sonra Cenab-ı Hak Şükrü emir buyurdu Niçin beni zikrettikten sonra Zikriniz tamamlanınca ve şükürü li bana şükredin şimdi bakalım kullarım dedi. Bunu huzurunda bulunan talebelerine sual ederdi. Hiç kimse Ali Efendi Kaddesallahu Sırrahu'nun yanında ağzını açmaya cesaret edemez ve cevabı en doğru cevabı ondan beklerdi. Sorduğu soruya, suale yine kendisi cevap veriyor ve şöyle buyuruyor. Şeytan, melun şeytan, içerideki işbirlikçisi olan nefsimizle beraber bizde yani bir müminde bulunan ne kadar hayır ve hasenat varsa, hayır ve hasenat varsa, ne kadar Allah için yapılmış ameller varsa onları mutlaka bizim elimizden almak, onları ifsat etmek, onları çalmak için fırsat kollar. Evet. Şeytanın işi budur. Ve bunu yaparken de bize önce büyük günahlarla yaklaşmaz. Herkesin durumuna göre şeytan bir kulu kandıracağı zaman, vesvese vereceği zaman, bir amelle arasına set çekeceği zaman da önce büyüklerini terk etmekle başlamaz veya büyük haramları yaptırmakla başlamaz. Belki şeytan önce küçük ibadetleri terk ettirir. Yani edepleri terk ettirir. Müstehapları terk ettirir. Önce mekruhlara tenzihen mekruhlara bulaştırır. Eğer kulu bu hususta yenmeyi başarırsa, sünneti ona terk ettirmeyi becerebilirse, sonra yavaş yavaş dereceyi yükseltir, vaciplerin terkine, tahrimen mekruhların fiiline teşvik eder. Şeytanın işi bu. Şeytan daha biz yaratılmadan önce Allah'ın huzurunda senin kullarını mutlaka senin yolundan saptıracağım buyurmuştur. Ama o da biliyor ki muhlas kullara şeytan hiçbir zarar veremeyecektir. İşte bunun bilincinde olan Allah dostları daima ihlas üzere olmaya gayret göstermişlerdir. Seneler önce rahmetli Hızır Efendi Şehit Hızır Efendi hocamız, Hasan Efendi hocamızı hacca uğurlarken havaalanında kucaklaştılar, helalleştiler ve ondan şöyle bir dua talep ettiler. Hocam Beytullah'a gidiyorsunuz. Allah'ın huzuruna gidiyorsunuz. Dua edin de lam üstün olsun buyurdular. Dua edin de lam üstün olsun. Hangi lam İlla ibadeke minhumul muhlasin. Şeytan diyor ki ben bütün kullarını yoldan çıkaracağım, çıkarmak için uğraşacağım ama illa ibadeke minhumul muhlasin. İlla ibadekel muhlasin. Ya Rabbi ben senin muhlas lam feta. Muhlas kullarına baş edemem. Zaten onlarla uğraşmayacağım. Onlardan hiçbir ümidim yok buyuruyor. İşte rahmetli Hızır Efendi ihlas yolunda ihlası kazanmaya çalışan birisi olarak yani muhlis olarak ihlası elde etmek için gayret gösteren birisi olarak bir an önce muhlis olmaktan muhlas yani ihlası kemale erdirmiş birisi olmak için Hasan Efendi'den Kabe'de Beytullah'ta haç esnasında dua istiyor. Şeytan bizde var olanı sürekli Çalmak için sürekli almak için fırsat kollar. Geçmiş zamanlarda adamın birisi üç aylarda kefaret tutmaya başlamış. Kefaret tutulabilir ama üç ayların tamamını tutmak sünnet değildir. Seneler önce bir kardeşimiz, üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine şöyle demişti: Efendim. Sizi tanıdığım günden beri 40 senedir üç ayları hiç bırakmıyorum demişti. Yani Recep Şerif'te başlıyor, Şaban-ı Şerif, Ramazan 3 ayın tamamını oruçlu geçiriyor. Niye? Böyle bir kapıya intisap etmenin şükrü olarak, sevinci olarak, hatırası olarak 40 senedir 3 ayları bırakmamış. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri bunun sünnet olmadığını söyleyerek ''Üç ayları tutma Ramazan-ı Şerif'i tut, bir de pazartesi, perşembe günlerine devam et buyurmuştu. Birisi keffaret olarak veyahutta efendim nafile olarak iki ay oruçlu. Akşam vakti iftara yakın bir zamanda fırından ekmek almak için sıraya girmiş. Sırasını beklerken bir delikanlı telaşlı bir vaziyette gelip on kişi sırada beklerken en öne kaynamış ve bir an önce ekmeğini alıp gitmek için acele ediyor. Herkesin önüne geçince arkadakiler rahatsız olmuşlar. Delikanlı demişler. Sıranı niçin beklemiyorsun? Bak 10 kişi burada sıradayız. Delikanlı cevap vermiş. Olabilir ama ben oruçluyum. Ezana da birkaç dakika kaldı. Sizde hiç insaf, hiç iman yok mu? Bana müsaade edin ekmeğimi alıp gideyim demiş. İşte o vakit iki aydır nafile oruç tutan o adam o sıranın arkasından seslenmiş. Demiş ki ne yapalım bir gün oruç tuttun diye bu sıranın önüne geçme hakkın olur mu? Ben iki aydır oruç tutuyorum ama bir kez olsun kimsenin hakkını yemedim kimsenin önüne geçmedim deyince sırada öne geçmek için acele eden kişinin şeytan-ı lain olduğu anlaşılmış. Demiş ki tamam benim de derdim zaten sana yaptığın ameli herkese duyurup riyaya sokmaktı. Ben alacağım ekmeği aldım sıranızda fırınınızda ekmeğinizde sizin olsun diyerek oradan kaybolup gitmiştir. İşte Aynı bunun gibi. Bazen nefsimiz, bazen şeytan yaptığı ibadeti başkalarına arz etmek ister. İşte başkalarına arz eden, başkalarına beğendirilmeye çalışılan her ibadet ruhu sökülmüş bir varlık gibidir. Ruhu sökülmüş bir varlık gibidir. İhlassız yapılan ameller anlamsız olan kelimeler gibidir. Deyiz, beyiz, iceç, biceç dediğiniz zaman bu kelimeleri istediğiniz kadar sürdürün. Sizi duyanlar olur ama anlayanlar olmaz. Kelimeleri tersten telaffuz etseniz sizi dinleyenler olur ama anlayanlar olmaz. Tıpkı bunun gibi. Nasıl? Anlamı olmayan kelimeler mahza bir yorgunluktan öteye geçmez. Fazla bir faidesi ve karı olmazsa ihlassız yapılan ibadetlerde bu şekildedir. Bazen nefis ona mani olur. Nitekim bir delikanlı mescitte ağır ağır tadil erkana riayet ederken yaşça ondan belki babası belki dedesi yaşında olan bir adam delikanlının gencecik o delikanlının namaz kılışını beğenir. Sesli olarak takdirini şöyle diyerek ifade eder. Maşallah şu delikanlıya bak ne kadar da güzel namaz kılıyor deyince delikanlı namazı zor bitirir hemen geriye döner der ki üç günlük de oruçluyum der. Üç günlük de oruçluyum. İşte nefis bu şekilde yaptığı ibadetlerle kendini pazarlamak için hazır durur. Allah için yapılan ibadetlerle kendine prim kazandırmaya çalışır. Kardeşlerim, dünyevi işleri bile yani bir tüccar için almak, satmak, kiraya vermek, mülk edinmek, evlenmek, evlat sahibi olmak Dünyevi işler bile bu dünyada sadece dünya maksadıyla yapılırsa o bile mezmum, o bile Müslümana yakışmazken dünyevi işleri bile Allah rızası için ahireti kazanmak için yapmak mecburiyetinde olduğumuz halde insan nasıl olur da uhrevi amelleri yani ibadet sayılan namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi vazifelerini veya teheccüdünü nasıl olur da dünya maksadıyla, dünyada yer edinmek için, dünyayı elde etmek için icra eder, eda eder. Allah Celle Celaluhu dünyevi amellerimizi de ibadetlerimizi de sadece ve sadece kendi rızası için yapmaya, kendi rızasını kazanmak için eda etmeye bizleri muvaffak eylesin. Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu şeytanın nefisle el birliği yaparak mutlaka bizim amellerimizi bir şekilde amel defterimizden sildirmek için hazır beklediğini, çok usta bir hırsız olduğunu beyan eder. Bakınız kardeşlerim, hiç kimse ilmiyle mağrur olmaya, hiç kimse ameliyle mağrur olmaya, hiç kimse takvasıyla mağrur olmaya, çünkü yeryüzünde mesleğini icra hususunda en tecrübeli varlık şeytandır. O Hazreti Adem'den itibaren babamızı, babamızın evlatlarını, bizim babalarımızı, dedelerimizi, bütün geçmişimizi belki şu anda etrafımızdaki insanları ve bizi o maharetiyle beraber kandırmaya devam ediyor. Öyleyse onun şerrinden kurtulmak için Allah'a yüzümüzü dönmekten başka çare yoktur. İşte Ali Haydar Efendi kaddesallahu Sırrahu fedikuruni ezikurkum siz beni zikredin, ben sizi zikredeceğim. Allah Celleceği bize böyle söyledikten sonra ve şükürüli bana şükrediniz buyuruyor. Bize şükrü emrediyor. Niçin biliyor musunuz? Çünkü şeytan sahip olduğumuz, kazandığımız bir hayrı tam elimizden almak isterken eğer bir kul Allah'ın kendini muvaffak kıldığı ibadet için Allah'a şükrederse 5 bin Allah dedim. 10 bin la ilahe illallah dedim. Murakabemi yaptım. Rabıtamı yerine getirdim. Teheccüdümü kıldım. Ezberimi yaptım. Cüzümü okudum diyerek sonra ellerini açıp Allah'ım beni böyle bir amele muvaffak kıldığın için sana nihayetsiz şükürler olsun dese Allah'a şükretse şükür eşşükrü kaydun lin hadıra ve saydun lin atiye buyurulmuştur. Eş şükru kulun bir nimete mazhar olduktan sonra Cenab-ı Hakk'a hemen şükretmesi o ibadetin kıymetini bilmek demektir. Şükretmesi ibadetin değerini anlamak demektir. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini, orucun kıymetini, Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmese bir insan ne kadar büyük bir kayıp içerisindedir. Eşşükru, <laughs> şükür, ibadetin değerini fark edip Allah'a teşekkür etmektir. Allah'a hamd etmektir. Eşşükru, <laughs> işte bu şükür, kaydün lin ni'metil hadira, <laughs> Allah'ın vermiş olduğu o ibadet muvaffakiyetini kayt <laughs> yani bağlamaktır. Sınır sıkı bağlamış olursun, artık şeytan onu senden koparamaz. Sadece bu kadar mı şükrün faydası? Hayır belki ve saydun lin atiye sonra yarın sana takdir edilen yarın yapabileceğin nimetleri de şükür sayesinde bugünden avlamış olursun diyor. Yani bugünün kaydı yarının saydı yarının avıdır. İnsan bugün yaptığı bir ibadete şükreder Allah'a teşekkür ederse Cenab-ı Hak daha güzelinin imkanını, fırsatını, muvaffakiyetini ona açar, ona lütfeder demektir. İşte şükretmeye devam ettiğimiz müddetçe ibadetlerin kıymetini biliyoruz demektir. İbadetlerin kıymetini bildikçe de Allah'tan başkasına layık olmayacağını anlamış oluruz. Büyüklerden birisine sordular. Efendim dediler. Riyadan nasıl kurtulacağız? Riyadan nasıl kurtulacağız? Gösterişten nasıl kurtulacağız? O dedi ki ben Allah'tan başka secde edilmeye, Allah'tan başka sabahtan akşama kadar kendisi için aç durulmaya layık hiç kimseyi görmüyorum ki riyayı becerebileyim. İstesem de riya yapamam. Çünkü bu kadar kıymetli vazifeler... Ubudiyetler, kulluklar ve ibadetler ondan başkası için yapılamaz buyurmuştur. Allah her zerremizle kendisinin olmaya bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.